Evet sevgili gençler, nörokronim kemiklerinden etmoidal kemiği size anlatacağım. Şurada gördüğünüz etmoidal kemiğin krista gallisi, krista galli parçası, şu gördüğünüz krista galli. Hemen burun septumun oluşturan şu üstteki kısmına ise lamina perpendicularis adını veriyoruz. Lamina perpendicularis, krista galli, lamina perpendicularis, krista galli isimlerini verdik. Şimdi etmoidal kemik neler oluşturuyordu iç kısmını burnun içinde? Concha nasalis superior ve concha nasalis medius'u oluşturuyor. Concha nasalis inferior tek başına bir kemik. Concha nasalis superior, concha nasalis medius, concha nasalis inferior. Concha nasalis superior, concha nasalis medius, concha nasalis inferior. Aynı şekilde burada da gördüğünüz krista galli. Şurada gördüğünüz neymiş? Krista galli. Concha nasalis superior ve concha nasalis medius arasındaki şu yola meatus nasi superior, meatus nasi medius, meatus nasi inferior isimlerini verdik. Concha nasalis superior, concha nasalis medius, concha nasalis inferior, meatus nasi superior, meatus nasi medius, meatus nasi inferior isimlerini verdik. Concha nasalis medius'u kaldırdım. Medius'u kaldırdım. Altında gördüğüm şu odacıklara cellula etmoidalis. Şurada gördüğünüz odacıklara cellula etmoidalis. Hemen şurada gördüğünüz kabarıklığa bulla etmoidalis. Şurada gördüğünüz kabarıklığa bulla etmoidalis. Ne dedik? Cellula etmoidalis. Şuradaki odacıklar kabarıklık bulla etmoidalis. Şurada gördüğünüz yara ise hiatus seminalis adına veriyoruz. Şurada gördüğünüz yara ise hiatus seminalis adına veriyoruz. Hiatus seminalis. Hemen şuradaki gördüğünüz çıkıntıya ise processus uncinatus ismini veriyoruz. Processus uncinatus, hiatus seminalis, bulla etmoidalis, cellula etmoidalisler. Cellula etmoidalisler, bulla etmoidalisler, hiatus seminalis, processus uncinatus. Şöyle kapatalım tekrardan. Concha nasalis superior, concha nasalis medius, concha nasalis inferior. Meatus nasi superior, meatus nasi medius, meatus nasi inferior. Concha nasalis inferior'da şurada gördüğüm şu açıklığa ise ductus nasolacrimalis adını veriyoruz. Şurada gördüğünüz açıklığa ise ductus nasolacrimalis adını veriyoruz. Ductus nasolacrimalis adını veriyoruz. Şimdi sevgili gençler, şurada gördüğünüz sinüsümüze sinüs frontalis. Şu üstte gördüğümüz sinüsümüze sinüs frontalis, üstteki sinüsümüze sinüs frontalis. Hemen şurada gördüğümüz sinüse ise sinüs sfenoidalis ismini veriyoruz. Sinüs sfenoidalis, sinüs sfenoidalis, sinüs frontalis isimlerini verdik. Şuradan şeyi göstermeyi unuttum. Hemen kaldırdık, septumu kaldırdık. Konkaları kaldırdık. Bakın sevgili gençler, şurada bulbus olfaktörüsünden devam eden neleri göreceksiniz? Fila olfaktoryoları göreceksiniz. Şu gördüğünüz dallara fila olfaktoryu isimlerini veriyoruz. Şunlar neymiş? Fila olfaktoryu isimlerini veriyoruz. Hemen şu küçük maketimizde de gösterelim. Şu küçük maketimizde de gösterelim. Şöyle nasıl netlemeye çalışayım. Bir saniye, şu netlemeye çalışıyorum sevgili gençler. Gençler, şurada gördüğünüz çıkıntıya krista galli adını veriyoruz. Tepede gördüğümüz çıkıntı krista galli. Şöyle yapayım. Şu tepede gördüğümüz çıkıntı krista galli. Hemen altına çevirdim. Altını çevirdim. En ortada neyi göreceğim? Lamina perpendicularis'i göreceğim. En ortada lamina perpendicularis'i göreceğim. Onun yanında medyayı gördüm. Concha nasalis medyayı gördüm. Hemen yanında processus uncinatus'u görüyorum. Processus uncinatus'u görüyorum. Hemen de dış kenarına ise pars orbitalis, lamina orbitalis ismini veriyoruz. Şu gördüğünüz alan ise lamina orbitalis. Sayalım tekrardan. Şurada gördüğünüz alan krista galli. Krista galli. Altına çevirdim. Neyi gördüm? En ortada lamina perpendicularis. Onun yanında gördüğüm concha nasalis medius. Hemen yanında gördüğüm processus uncinatus. Dış tarafta da gördüğüm ise lamina orbitalis adını veriyoruz. Etmoidal kemik sevgili gençler bu kadardı.